Ne yaptın sabah kadar? Hiçbir şey yapmadım. Oyun oynadım. Yani hiç iş yapmadım. Mutfakta da unutacak yer yok şu anda. O yüzden mutfağa hemen bir an önce şuradaki bardakları kaldırmaya devam edeceğim. Akşam demir uyuturken uyuyakaldım. Sonra çok geç uyandım. Ses yapmamak için bir şey yapmadım yani. Aslında bahane oyun oynadım. Neyse bugün ustalar gelecek yine. Daha doğrusu ustalar gelmeyecek. Tüm dolaplar falan gidecek evden önceden. Dün ev temizlendi. Dolaplar gidecek, kurulacak. Biz de herhalde birkaç gün sonra taşınmış olacağız. O yüzden dolaplar gideceği için mesela şu dolap gidecek ve onun üstünü falan boşaltmam lazım. Mutfakta kullanmadığım ne varsa boşaltacağım. Sadece 3-5 tane bir şey bırakacağım. Yani tabak, çanak gidene kadar lazım olacak diye. Onun dışında her şeyi toplamaya başlıyorum. Çok işim var. Allah yardımcım olsun. Ne diyeyim? Bir de mutfakta yemek yaptım. Öylece bırakmışım. Anasını satayım. Sinirim bozuldu kendime. Öylece bırakmışım diyorum. Her zaman yaptığım şey aslında. Öylece bırakmak. Hafta tatlı da olmuştu. Onu düşün. Kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Çünkü ben bayağı işler yaptım ve çekmemişim. Şimdi yatak odasına tekrar şu giyinme odası kısmındayım. Buradaki dolap gitti. Kaldı bu taraftaki eşyalar ama bunlar hep giydiğimiz şeyler de var. Ama giymediklerimiz yani. Mesela fazladan bornozları, havluları falan. Devasa bir bakımlı kur çaldım. Ben bunun boyutuna baktım, büyüktü. Yorgan ucu diye geçiyor. Yorgan ucu diye geçiyor. Ne demek? Bayağı büyükmüş. Bayağı büyükmüş. Ben bir de sığarım içine yani. Onu içine doldurdum. Havluları, bornozları. Ne bulursam atacağım içine. Ve dokun. Etrafına bir şeylerden koyulur bence. Şarjı bitiyor. Bunu çöplerden falan kurtulayım. Şunu da bakayım. Artık gidiyoruz. Bilgisayarını topluyorum.
Geliyorum hemen. Hemen el atacağım. Sağ ol abicim. Fena. Yoksa masayı çekiyorum. Evet. Dışarıda da vardı. Mutfaktakiler gitmedi değil mi? Allah'ım sözde. Kremim. Demirin sulu. Var ya ama bir sürü de gelip bir daha alacağız bunları. Terliklerimi de alayım. Yeni evimize götürdük anneciğim. Yeni oda ne olacak? Daha güzel. Evet. Daha şimdi güzel gidip mi görmek ister misin hemen? Hadi gel yeni evimize gidelim. Hadi gidelim yeni evimize. Tamam mı? Hadi. Hadi hep beraber yeni evimize gidiyoruz. Hadi al suluğunu al. Suluğunu al, ben ışıkları kapatayım. Heh, al suluğunu. Burada başka öyle bir şey yok zaten, tamam. Anahtarları... Annene verdim. Verdim anne. Hangi? Onları aldım. Evet onları ver, onu verdim. Bizimki bizde, arabanınki. Kız 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 kız. Yeni ev mi anneciğim? Yeni evimize geldim oğlum. Aç. Aşkım şey yok mu? Yok. 9 ara o zaman. 9 mu bari? Evet. Donuyorum. Kapıyı söyle abi. Gel bakalım. Ayakkabıları çıkar istersen. Ya da dur üşüme. Çıkartma. Gördün mü eşyalarımızı? Masa ne? Masa, masa geliyor şimdi, abiler getirdik. Bak klimamız, bak klimamız nerede bak. Aa senin ayınca. Aa bak bunlar da gelmiş Demir buraya. Bu gelmiş. Hadi gel senin odana bakalım. Hadi Demir'in odasına. Hadi gel Demir'in odasına bakalım. Şu camı değiştirmemiş. Niye güzel? Oralar şey mi? Yani şuraya kadar silinmedi ama gerisi silindi, geçin her şeyi. Silindi. Ha, silindi mi? Tamam. Gel gel sen odana bak. Aa bak boyamış, ne güzel olmuş fayansları. Demir burası senin odan. Burası Demir'in odası. Bak yeni dolabın da var. Evet. Çok güzel. Bak havalandı. Hadi koymuşlar seni. Güzel mi? Bak camdan böyle bakabilirsin. Bırak da buraya gerek yok. Evet. Boyun yetiyor. Bak arabaları görüyorsun. Kim geldi? Çöp arabası da geliyormuş. Bak buraya. Evet. Gördün mü? Gel yatak odasına da bakalım. Burada sen artık burada uyuyacaksın Demir. Evet. Burası annenin odası. Anne babanın odası. Annenin odası. Hayır benim odam burası. O küçük oda. Evet. Çalışma odası. Sonra küçük ufaklığım olacak. He evet. Ama evet. O yani son aya kadar ben de. Tamam. Aa küçücük olmuş burası be. Yok güzel. Yatak böyle gelecek. Ha. Burası yatak odası. Bak burada şey var, balkon var. Banyosu. Buraya ıvır zıvırları iteleyebiliriz. Ha. Daha kullanmıyorsunuz mu burayı? Yok şimdi kullanmayız. Yani şimdi hani yersin, yaşarsak. Girdik burada da tuvalet. Ay. Burada bıcı bıcı yapacağım.
Evet. Bu da ne gizlisi yapmışlar. Evi benimseyememem. Garipsemem. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ayakkabıyla. Ayakkabısız. Ablama herkes çıkartıyor. Elleriyle siliyorlar. O zaman ikisi içeride dursun. Öyle yapın. Hoş giyin, bir şey giyin. Abla bir zahmet ya. Biz çıkartıp sonra tekrar buradan şey yapalım. Ya evinize yalım. Siz iki kişi burada durup iki kişi buradan alın. Geçin size. İki kişi. Evet, getiriyorlar. Bunun ışığına ne olmuş? Nasıl mutfak? Güzel mi? Evet, böyle masada güzel olmuş. Bir tane şu an. Ama şey, kocamanmış cama değil mi? Evet. Dur ben şimdi yardıma geçeyim. Evet. Şimdi. Oraya koy şimdilik, şey yaparız. Abi, yazıyor üstünde kıyafetler, salon, mutfak yazıyor. Mutfak yazmıyor da. Yazmayan hepsi mutfak ya. Bak kıyafetler de ben aldım oraya şey. Tekrarlayıp neyi götürürüz için. Tamam şimdi ben götüreyim çünkü masada şey kuracaklar. Tamam götürelim hadi. Anladım. Biz de onu da yapalım. Yoldu mu? Evet. Abi aparatı verdi. Neyi? Çıkın hepsini açayım. Hepsi yandı. Yanmış. Hava aydınlanıyor aslında. Saat şu an 6:30 falan sabah. Saat sabah 6:30. 6'da uyandım ben. Çok iş var. Ama çok acelemiz yok. Enfes nasıl olsa yavaş yavaş yapacağız. Eksik çıkıyor her daim. Yani eksik dediğim tadilat, tamirat. Bahsederim onlardan birazdan. Demir dün gece zor uyudu zaten. Dün gece tipim çok kötüydü. Uykusuzdum. Bir gece önce hiç uyumamıştım yani sabaha kadar. Ve hiç uyumadan ev taşıdım. Hem yorgun, hem uykusuz, hem aksi, hem lanettim. Neyse. Evde de hala alamadıklarımız var. Çünkü buranın site saatine yetişemeyeceğiz diye. Hani şey saatine. İzin verilen taşınma saatine yetişemeyeceğiz diye. Orada bayağı bir şey bıraktık.
ufak tefek şeyler ama bir de koli de yetmedi. Buradan kutular boşaldıkça götüreceğim oraya. 5-10 kutuyla hallederim gibi geliyor. Ufak bir arabayla da getiririz. Yeter yani. Demir dün gece uyanmış. Kapıyı açmaya kalkmış. Ve şey demiş. Eve gidelim. Eve gidiyorum ben. Emir oturuyordu. O aldı getirdi. Ağlıyordu çocuğu. Şaka gibi. Çocuk çok yadırgadı. İlk gece. Bakalım. Ondan sonra da sonuç. Ama şimdi ortalıkta dağınık. O da doğal olarak alışamadı. Yerleşelim bakalım. Ben biraz hasta gibiyim yani şeyim. Geniz akıntım vardı. Burun tıkanıklığına döndü. Burun tıkanı. Hava ne zaman aydınlanıyorsun? Hadi be. Yani çok karanlık, çok loş. Şu an ışıklar da öyle. Salondaki ışıklar. Gittik rustik ışık aldık manyak gibi. Sarı sarı böyle loş bir ışık. Yani da şu an iş yapamayacağım yani. Çok insan enerjisini düşürüyor. Havanın aydınlanmasını bekleyeceğim biraz. Çünkü zaten ışık deterjanı almam lazım. Tuvalet kağıdı, havlu kağıdı. Bunların hiçbirisini taşınacağım zaten diye almamıştım. Vile de almam lazım. Vile de kırıktı. Başka? Vile de. İşte ne bileyim. Kahve almam lazım. Eve böyle ıvır zıvır almam lazım. Hani büyük alışverişe sonra çıkacağız. Ama önce bir temizlik. Genel neye ihtiyacımız var sonra olacak. Çamaşır makinesi ve kurutma. Onun için ayrılan yere sığmadı. Bilmem önceki yaşayanlar nereye ve nasıl koydular. Çünkü banyoda da gider yok. Burada küçük bir yer var ya hani göstereyim biraz. Çamaşır ve kurutmalık üstünde tezgah var. O tezgaha girmedi. Muhtemelen üstünü çıkartmışlardır makineleri. Onun için servis aramam lazım. Hiç istemiyorum. Biz o tezgahı söktüreceğiz. Oraya başka bir tezgah yaptıracağız. Daha mantıklı geldi yani tezgah söktürmek. Öyle yani şimdi kolileri ufak ufak boşaltayım diyorum ben. Hatta mutfağınkileri de boşaltabilirim. Şöyle yığabilirim. Makineye dizebilirim. Çünkü böyle saat 9 kaçta açılıyor markette hiç bilmiyorum. Bakarım internetten onu. Saat 9 gibi falan. Çıkar hemen alışveriş yaparım. Hatta biliyorsunuz aslında ben buraya taşınmayı hiç istemiyordum. Çok uzak çünkü. Yani çok da uzak değil aslında ama uzak yani farklı bir yer. Ama hazır komşulu bir yere taşındığım için çok mutluyum. Çünkü burada hani evimin çocukluk arkadaşları var. Karı koca ikisi de okul arkadaşı. Onlara var. Tek avantajı o buranın bence. Onun için hiç ben mutlu değilim yani böyle dışında. Neyse iki sene bir yere taşındık zaten. O yüzden dert etmiyorum. İki sene çünkü. İki sene ya. O zaman ben yavaştan işlere koyulurum. Genel durumum. Havaydınlandı.